Günaydın babacığım. Günaydın. Annene mi gidiyoruz? Her yıl olduğu gibi. Sonra da Yiğit'in yanına gideceğim davam meselesini konuşmak için. Nasıl gidiyor? Çelme takan olmazsa sıkıntı yok. Peki. Afiyet olsun babacığım. Karın galiba. O da Aya'nın küçüklüğü ha. Aya'nın burada 5 yaşında. Buyur. Sene 95. Kumarhaneler var o zaman. Ben de aldım bir kumarhane. Ve kısa zamanda da büyüdüm. Kör İsmail diye bir herif var. 10 tane kumarhane varsa 6'sı bunun. Ben öyle hızla büyüyünce bunun hiç hoşuna gitmedi. Bir gün ben evde yokken karımı öldürdüler. Eve döndüğümde kapının önü polis kaynıyordu. Ayhan daha küçücük. Her şey onun gözlerinin önünde olmuş. 2 sene. 2 sene hiç konuşmadı. Bulamadın mı yapanım? Buldum. Bu kör İsmail denen herifi vurdum. Vurunca da hapse tabii. Senin o cigali de orada tanıdım işte. Kör İsmail'i vurdum, vurmasını da karıma sıkan tetikçiyi bulamadım. Onu bulmadan ölürsem kabirde bana rahat yok evlat. Anne. Ben geldim. Seni o kadar çok özledim ki. Ayhan gir çabuk. Çabuk dolaba gir. Anne sen. Gir çabuk. Sesini çıkartma, sakın çıkma oradan sakın. Korkuyorum. Korkma, gir çabuk gir. Seni o kadar özledim ki.
Keşke yanında olsaydın. Keşke yine öperek uyandırsaydın beni. Sana o kadar ihtiyacım var ki. Seni o kadar özledim ki. Bugün 23 sene oldu Albina'yı kaybedeli. Bayan her sene onun kabrine gider, beyaz çiçekler bırakır. Her sene. Başın sağ olsun. Tamam. Beni bırakalım şimdi. Hadi bakalım, anlat. Yine ne fırtınalar kopuyor senin yüreğinde? Bizde fırtına hiç dinmiyor ki be Azat Baba. Ayhan söyledi. Bizim doktordan boşanıyormuşsun. Dava aç demiş. Öyle işte, öyle yani. Peki ne için? Aslı'nın iyiliği için. Ha. Peki ona sordun mu, söyledin mi yani? Ben senin iyiliğin için seni yolun ortasında bırakıyorum diye. Bu sessizliğin diyor ki... ben karanlık bir yolun yolcusuyum. Onu da mahvederim. Sevmediğimden değil, sevdiğimden terk ederim. Öyle mi diyorsun öyle? Kelimesi kelimesine bu işte. Yanlış. Yanlış diyorsun. Kuru, dikenli bir dalın üstüne gül konduranın bir bildiği var herhalde, değil mi? Hem o dikenin zararı güle değil ki, güle uzanan o namert ele. Kadın topraktır evlat. Sen güneş olacaksın. Kendin yanıp onu ısıtacaksın. Yağmur olacaksın, üstüne yağacaksın. Bak o zaman seni nasıl bin çiçekle karşılıyor. Ten sevene erkek, can sevene adam denir. Sevdin mi? Adam gibi seveceksin. Yok öyle şimdi aldım, şimdi bıraktım falan. Bir yandan korku, bir yandan ümidin varsa çift kanatlı olursun. Tek kanatlı uçamazsın zaten. Taş, taşlıktan geçmedikçe parmaklara yüzük olmaz. Yüzük olmak isteyen taş ezilmeyi, yontulmayı göze alacak. Bırak. Bırak seni iyileştirsin. Sen ondan değil, kendinden kaçıyorsun. Sen onunla değil, kendinle savaşıyorsun be oğlum. Sen sadece sözünün eri, sevdanın neferi ol. Gerisini ona bırak. Bu yolda onu mahvetmekten korkuyorum ben Azat Baba. Başka bir sıkıntı yok yani. Peki o böyle daha mı iyi sence? Sevdayı bulmuş. Ellerinde sımsıkı tutmuş. Düşürmemek için neler çektiğinin farkında değil misin?
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.